geçen seneki torba yasayla ilgili, pardon torba yasanın neticesinde aslında hiç de hesap edilmeyen çok kötü bilançoları oluştu. Bu bilançolar değerli arkadaşlar, üzgünüm, çok kötü bilançolar oluştu. Diyeceksiniz ki ya KOBİ-TFRS'ye daha girmedim. Girmedik zaten, girmeye çalışıyoruz. Nereden gireceğim diye ben de kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Ama neden girdi, oldu değerli arkadaşlar? Sebebi şu, yani şu anda bizim öz kaynaklarımız maalesef çok facia bir durumda, eksi. Sizin 100 bin lira sermayeli bir şirketiniz vardı. 500 bin lira kasada fazla para vardı. Kasada kasa hesabını alacak yazdınız. Borca karnın kabı dilmeyen gider yazdınız. Karnın kabı dilmeyen gider yazınca başka hiçbir şey olmadığını düşünün. Başka geliri giderli olmadığını düşünün. Öz kaynağınız eksi 400 bin lira. Eksi 400 bin lira. Peki denetçi olsanız nasıl rapor yazacaksınız? Peki muhasebecilik yapıyorsunuz nasıl düzelteceksiniz? Bu kabahat bizim falan değil, kimse kusura bakmayacak. Sayın hocamız bir konuşmasında, televizyon konuşmasında dedi ki, muhasebecilerin işte ortaklar cariden bahsediyor. Onlar dedi, onlarla dans ediyorlar dedi. Sanki paraları biz çektik dedik, biz dans ediyoruz. Ne oluyorsa, ya kasa kırmızı başkaya vermesin diyoruz, kötü biz oluyoruz. Kasa kırmızı başkaya vermemesi için adam gece yarılarında uyurken, muhasebeciler, nöbetçi muhasebeciler kasayı düzeltirken, İşte bir yerden para koyuyorlar oraya, adını söylemiyorum. Müsa sen bunların hepsini çekme oldu mu abi, onlara biz yapardın. Şimdi dikkat edin. Efendim, ya bunu dinledim kendim, 4 kere, 5 kere tekrarladım. Dinleyenleriniz vardır aranızda, en sonunda kapattım televizyonu. Ya arkadaşlar, bunun suçu vebali günah bize ait değil ki. Ama şimdi hapis cezası var para çekerse. Biz de KOBİ'de anlatacağız şimdi, nasıl olacak bu iş? Bakın, bu çok önemli değerli arkadaşlar. Bu sıkıntılar bizim. Onun için ben şimdi söylüyorum, ben söylemedim. TÜRÇİAD kanunu da onu getirdi. Onu aracılık ediyorum. Artık bilgi için muhasebe var, vergi için muhasebe yok değerli arkadaşlar. Bu noktada hemen paylaşayım sizinle. Hiç ileri gitmeden. Efendim, adam aynen şöyle söylüyor. Konuşuyorsunuz, duyuyorsunuz hep beraber. Buradaki ben tüm arkadaşlarımın eninde sonunda bu belgesini alacağını biliyorum. Bakın biliyorum ama çok kolay olmadığını da biliyorum. Yani bayağı bir soru çıkmıştı 2 sene önce. Neydi o? 493 nolu hesap. Adını bile söyleyemiyorum, unuttum şimdi. Dikkat edin. Arkadaşlar öyle bir insanı sağa sola yatıracak soru çıkarsa nasıl belki edeceksiniz? Yani olmaz. Biz hep şuna bakıyoruz. Meslektaşımıza sümen altı bilgileri onların baksın arkadaşımızın, bu kopya falan değil, sümen altı bilgisi. Hepimiz işçiden kesilen damga vergisinin ya da serbest meslek mahsusunda, serbest meslekle ilgili sözleşmedeki damga vergisinin oranını unutabiliriz. Gayet doğal ya. Öyle değil mi? Unutabiliriz. Bu ayıp falan da değil. Ama öğrenmesi gereken şey, kusura bakmasın kimse, kasa hesabının işleyişini ya da niteliğini bilmiyorsa meslek mahsusu, onu da geçirmesin. Bakın onu da geçirmez. Size tipik bir örnek vereyim. Konu konuyu açıyor, sohbet ediyorum. Onun için gelmediniz buraya. Bir şey öğrenmek için. Ben size bir örnek vereyim, hep beraber konuşalım. Efendim 100 kasa 5000 lira. Tamam. 102 bankalarda 5000 lira. Rakamları yuvarlak verin. Etti 10.000 lira. 108 diğer hazır değerler 10.000 lira da o. Etti 20.000 lira değil mi hazır değerlerin toplamı? Hepimiz altına imza atar mıyız? Hepimiz altına imza atarsak yanlış. Yanlış. Neden yanlış? Şimdi söylüyorum. Benim istediğim, benim yani kendim şahsım adına söylüyorum. Üniversitede muhasebe dersi anlatıyorum. Öğrencilerime de bunu söylüyorum. Dersi anlatırken bugün eğitimleri benim söylediğim olay bu. Değerli arkadaşlar, bırakın siz ya, barkodla muhasebe yapılacak. Yani Türkçe'de şu barkodu okup girmediniz içeriye. Üzerine yazacak, barkodu okutacak, işte 153'te 152 yazacak, 760'da 760'a gidip yazılacak bu değerli arkadaşlar. Bunu herkes yapıyor. Ama biraz önceki söylediğim olayı herkes yorumlayamıyor. Ben bunun yorumlanmasını istiyorum. Yani rapor düzenlenirken finansal tablo meslek mensubunun buna dikkat etmesini istiyorum. Nedir oradaki yanlış? O da şu. Diyor ki şu andaki teknik hesap planından bahsediyorum. Bırakın şu KOBİ-TFRS'yi falan, kapattım onu. Diyor ki
Efendim tekte hesap planındaki hesap gruplarının içerisinde diğerleri diye ifade edilenler yukarıdakilerin %20'sinden fazla olamaz diyor. Buyurun. Kaç kişi yapabiliyor bunu? Dikkat edin. Bu çok önemli ama. Diyor ki tekrarlıyorum. Tekte hesap planından bahsediyorum. Hesap gruplarının içinde diğerleri diye ifade edilen, diğer hazır değer değil mi? İfade edilenler yukarıdaki. Yukarıda ne var orada? 100 var, 101 var. 102 var, başka bir şey yok. Diyor ki, 103'ü geçiyor, 103 zaten facia, onu konuşacağız. Şimdi dikkat edin. Ne oluyor o değerli arkadaşlar? %20'si 2000 lira yapmaz mı 10 bin liranın? Biz kaç lira raporluyoruz? 10 bin lira olmaz, 8 bin lira fazla raporladık. İşte yanlış olan bu. Bilgi de bu değerli arkadaşlar. Bu nedenle, peki ne yapmamızı öneriyor kanun? Diyor ki, başka bir hesaba at. En yakışıklı yer 127 nolu hesap. Çektiğiniz 127 nolu hesabı. O da diğerleri, diğer ticari alacaklar değil mi? O da 120 ve 120'den fazla olursa onu da orada tutamazsınız. Diyor ki o zaman Türkçe tekne hesap planı. Kardeşim diye çare tükenmedi. Git bir başka bir hesap. Daha ne yaptın? Bakın daha ne yaptın? Şimdi geriye dönüyorum başka bir şey söylüyorum. Başkan konuşurken söyledi. Hani bir Erom olayı falan vardı. Şimdi mükellef diyor ki siz de duyuyorsunuz. Abicim, ablacım sakın bana kar çıkarma. E ne olsun? Sen bana diyor, pardon affedersin vergi çıkarma. Karın ne olduğunu bilmiyor da. Şimdi zarar edenler bu sene vergi ödüyorlar biliyorsunuz değil mi? Biraz önce söylediği borca batıklık haliydi. Türkiye falan da bunlar anlatıldı. Dikkat edin. Şimdi adam şunu söylüyor. Sakın bana vergi çıkarma. Ama şunu da ekliyor başından. Ama ablacım, abicim ya ben vallahi şey yapacağım ya hani kredi kullanacağım. Banka kredi vermiyorsan bana işte bir 5 lira, 10 lira, 3 lira vergi çıkar. Sakın bunu yapmayın. Neden yapmayın söylüyorum şimdi. Amerika'daki Enron olayındaki olay neydi? Zarar eden firmayı karlı gösterip halka hisse senedi satıp para toplamaktı. E sizin yaptığınız da Amerika'daki Enron olayındaki oradaki bağımsız denetçinin yaptığıyla sizin yaptığınız arasında hiç fark yok değerli arkadaşlar. Ne diyorlar? Çalmanın biri de bini de bir. Dikkat edin. Neden? Arkadaşlar zarar eden firmayı karlı gösteriyorsunuz, bankadan kredi kullandırıyorsunuz. Bakın bu Amerika'daki Enron olayı skandalıyla siz bizim bu yaptığımız arasında hiç fark yoktur diyorum ve şu slide artık bir geçeyim ben. Şunu söylemeye çalıştık değerli arkadaşlar, hesap verme yükümlülüğü noktasında ben bunu sizinle konuştum değerli arkadaşlar. Diğerlerinde zaten konuşacağız. Değerli arkadaşlar, şu hesap vermeyi falan artık hep geçelim şuradan ya. Ben kavramlara geleyim, kavramlara ilişkin biraz konuşalım. Hepiniz sınava girdiniz. Buradaki herkesin ben potansiyel denetçi olacağını düşünüyorum. Hiç kıvırmadan da söylüyorum. Şimdi özel bir şey paylaşacağım. Eğer siz bir şeyi eleştirecekseniz, bir şeyi övecekseniz, önce onun altyapısını yani ona ilişkin gerekçeyi yazmanız lazım ki, değil mi? Onu övesiniz ya da yenesiniz. Eğer bunları yani şöyle söylerseniz ya senin neydi o biraz önce benim verdiğim örneği işte 108 nolu hesaptaki raporladığın şey yanlıştır derseniz hiçbir anlam ifade etmez. Ama benim söylediğim gibi o tekrar hesap planındaki gerekçeyi yazar da eleştirirseniz o zaman doğrudur. Bakın o zaman doğrudur. Vergi incelemesi geçiren arkadaşlarımız vardır içerisinde. O inceleme raporlarını alın bir okuyun. Orada şöyle yapıyorlar dikkat edin. Önce bir güzel kanun maddesini yazıyor adam. Tebliğ yazıyor, maddeyi yazıyor, yazıyor. Ondan sonra da getirip altına eleştiri koyuyor. Okuyanlar vardır içinizde. Şimdi geriye dönüp ben şunu söylüyorum. Eğer biz şuradaki kavramları bilmezsek muhasebe yapamayız bunlar. Bakın kavramdan bahsediyorum. Kavram çok önemli. Değerli arkadaşlar, ben özellikle kavramlar üzerinde çok duruyorum. Kavramları biz eğer yerli yerine oturursak o zaman rahat konuşuruz. Finansal varlık diyeceğiz biraz sonra. Varlığın ne olduğunu bilmez arkadaşım. Ben o zaman konuyu anlatamam. Ezbere uğraşır. Finansal varlığın ne olduğunu bilirse, finansal borcun ne olduğunu bilirse,
bu borçla ilgili eleştirilerini ve övgülerini yerli yerine oturtur değerli arkadaşlar. Ben bu slaytımızda görüldüğü gibi deniliyor ki finansal tabloların amacı, ya şu finansal tabloların amacından önce sonraki slaytlarda var ama keşke başa alsalardı hocalarımız bunu. Ben şu finansal tabloları önce söyleyeyim size. Sonra konu üzerinde konuşalım. Finansal tablolar, birincisi finansal durum tablosu adı bilanço. İkincisi finansal tabloların kapsamlı gelir tablosu. Efendim öz kaynak değişim tablosu. Sonra nakit akış tablosu. Başımızın tatlı belası. Evet tatlı belası olacak, göreceksiniz. Son olarak dipnot. Değerli arkadaşlar bunlar ben dipnotlardan itibaren size konuşayım. Dipnotlarla ilgili slaytlar geldiği zaman çok hızlı hızlı geçeceğim. Okumayacağım bile size gerek yok. Elinizde var zaten. Değerli arkadaşlar üzgünüm biz dipnotları şu anda var şu anda da var dipnotları hiç öyle valla umurumuzda falan değil işte. Şirket iki ortaklıysa onu münasip görüyorsak atlamadıysak yazıyorum. Sonra ya bir satır ya iki satır ya var ya yok. Böyle bir olay söz konusu değil değerli arkadaşlar. Böyle bir dipnot falan olmaz. Bakın böyle bir dipnot olmaz. Ben bir dipnot okudum. Çok net söylüyorum. Aynen şöyle. Bir sayfa bilanço, bir sayfa gelir tablosu. Tam 52 sayfa dipnot değerli arkadaşlar. Bizim de yazmamız lazım. Ben size bir olay anlatayım. Rahat rahat konuşalım. Dipnotla ilgili konuşuyorum. Dipnotlarda bulunması gereken şeyler elinizdeki slaytlarda var. Ben açarsam geri dönmesi zor oluyor. Makineyi iyi kullanamıyorum.